Sevgili öğrenciler merhaba. Benim Club Tarihi öğretmeni Gökçe Özman. Bugünkü dersimizde sizlerle final yayınları Türkiye Geneli Deneme Sınavı 8. sınıf sınav sorularının çözümünü gerçekleştireceğiz. Evet, sorularımızı çözmeye başlayalım. Mondros Ateşkes Antlaşması'nın aşağıdaki maddelerinden hangisi İtilaf Devletleri'nin gerçekleştirecekleri işgallere hukuki bir zemin oturtmaya çalıştıklarının göstergesidir? İşgallerine hukuki bir zemin oturtmaya çalıştıklarının göstergesi olan Mondros Ateşkes Antlaşması maddesini bulmamız istenmektedir. A seçeneğine baktığımızda Osmanlı ordusu derhal terhis edilecek, silah ve cephanesi elinden alınacak. Evet, bu bir Mondros Ateşkes Antlaşması maddesidir. Ancak burada amaçlanan Osmanlı Devleti'ni savunmasız bırakmaktır. B seçeneğine baktığımızda Boğazlar İtilaf Devletleri'ne açık tutulacak ifadesi de bizden istenilen doğru seçenek değildir arkadaşlar. C şıkkına baktığımızda tersane, liman, demir yolları, Toros tünelleri, yeraltı kaynakları ve haberleşme sistemi İtilaf Devletleri'nin denetimine bırakılacaktır ifadesi maddesi de yine bizden istenilen doğru cevap değildir öğrenciler. Sevgili öğrenciler, D seçeneğine baktığımızda İtilaf Devletleri kendi güvenliklerini tehlikede gördükleri herhangi bir stratejik noktayı işgal edebileceklerdir ifadesi. Mondros Ateşkes Antlaşması'nın en önemli maddelerinden birini oluşturmakla beraber Anadolu'yu açık işgal alanı haline getiren maddeler arasında yer almaktadır. Yani İtilaf Devletleri bu maddeyle işgallerine hukuki bir gerekçe kazandırmayı amaçlamışlardır. Doğru seçeneğimiz D şıkkı. Buna göre Mustafa Kemal'in Sofya'da hangi alanda faaliyet gösterdiği söylenemez. Mustafa Kemal 1913'te Sofya'da askeri ateşi militer olarak görevlendirilmiştir. O dönemde Avrupalı temsilcilerle doğrudan görüşme ve fikir paylaşma imkanı bulmuştur. Bu dönemde Bulgar Meclisi'nin toplantılarını da takip etmiştir. Bunun yanında Bulgaristan'da kalan Türklerle ilişki kurmuş, onların sosyal ve siyasi haklarının genişletilmesi yönünde çalışmalarda bulunulmuştur arkadaşlar. Bize verilen paragrafa baktığımız zaman, evet, Mustafa Kemal Sofya'da diplomatik alanda faaliyette bulunmuştur diyebiliriz. Evet, yine Mustafa Kemal hukuksal alanda da faaliyette bulunmuştur diyebiliriz. Toplumsal alanda da faaliyette bulunmuştur yargısına ulaşabiliriz. Ancak bize verilen paragrafta Sofya yıllarında Mustafa Kemal'in ekonomik bir faaliyette bulunduğuna dair bir bilgiye ulaşmamız mümkün değildir. Mebusan Meclisi'nin kapanmasına neden olan temel gelişme aşağıdakilerden hangisidir? Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde misak-ı milli kararlarının alınması üzerine İtilaf Devletleri 16 Mart 1920'de İstanbul'u resmen işgal edip mecliste bulunan bazı milletvekillerini tutuklayıp sürgün ettiler. Böylece Mebusan Meclisi fiilen kapanmış oldu. Bize verilen paragrafa dikkat edecek olursak yaşanan gelişmeler misak-ı milli kararlarının son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde kabul edilmesinden sonra ortaya çıkmıştır. Yani meclisin misak-ı milli kararlarını kabul etmesine tepki olarak itilaflar İstanbul'u resmen işgal etmiş, meclisi dağıtmışlardır ki bu da milli iradeye aykırı bir davranıştı. Bunu da unutmayalım. A seçeneğine baktığımızda ulusal bağımsızlık ve milli sınırlarla ilgili kararların alınmış olması, evet sevgili öğrenciler, Osmanlı Mebusan Meclisi'nin kapanmasına neden olan temel gelişmedir. Yani misak-ı milli kararlarının mecliste kabul edilmesi, ulusal bağımsızlık ve milli sınırlarla ilgili kararların alınmış olması, Mebusan Meclisi'nin İtilaf Devletleri tarafından kapatılmasının nedeni olmuştur. B seçeneğine baktığımızda Mustafa Kemal'in müfettiş sıfatıyla Samsun'a gönderilmesi muharebe hazırlık dönemi olayları arasında yer almaktadır. Bizden istenilen bilgi doğrultusunda cevap olabilecek bir şıkkımız değildir. C şıkkına baktığımızda milli mücadelede işgallere karşı mitingler düzenlenmiştir. Evet, bu da yine milli mücadele hazırlık döneminde işgallere karşı gösterilen tepkiler arasında yer almaktadır. Ancak bizden istenilen cevap C şıkkı da değildir. D seçeneğine baktığımızda İstanbul hükümeti temsilcisi Damat Ferit'in itilaflardan yardım istemesi de yine cevap olabilecek seçeneğimiz değildir sevgili öğrenciler.
Sivas Kongresi'nde ulusal yetkilerle donatılan temsil kurulunun İstanbul'la tüm haberleşmeyi kesmesi, İstanbul'un Anadolu'ya atadığı komutan ve valileri kabul etmeyerek geri göndermesi, her türlü haberleşme ve danışma merkezinin Sivas olduğunu belirtmesi gibi faaliyetleri temsil kurulu ile ilgili yargılarından hangilerini destekler? Öncülere baktığımızda değerli öğrenciler, İstanbul hükümetine bağlı hareket edilmeyeceğini evet bize göstermiştir alınan bu kararlar. İstanbul hükümetinden bağımsız hareket edileceğinin göstergesidir. İkinci öncüle baktığımızda Türk milleti adına siyasi ve idari kararlar alarak hükümet gibi hareket etmiştir ifadesini de yine bize verilen bilgilere dayanarak çıkartabiliriz arkadaşlar. Üçüncü öncüle baktığımızda İstanbul hükümetinin otoritesini yok saymıştır ifadesini de yine bizimle paylaşılan bilgiler doğrultusunda kullanabiliriz sevgili öğrenciler. Birinci, ikinci ve üçüncü öncülümüzün yer aldığı D seçeneğimiz doğru şıkkımızdır arkadaşlar. Atatürk yaşamı sürecince karşılaştığı her Mehmetçikle ilgilenmiştir. O gücünü paylaştıkça artan ve kalpleri fetheden sevgiden almıştır. Bir seyahatinde Kolordu binasının kapısında aslan yapılı bir Mehmetçik gördü. Çağırdı ve iltifat etti. Sordu. Sen güreş bilir misin? Yanındakilerden en kuvvetli görünenlerle Mehmetçiği güreştirdi. Genç asker daima galip geliyordu. Çok neşelendi. Ayağı fırladı. Ceketini çıkarıp Mehmetçiği ense tuttu. Haydi bir de benimle güreş. Saf ve temiz Anadolu çocuğu Atatürk'ün yüzüne hayranlıkla baktı. Atam dedi. Senin sırtını yedi düvel yere getiremedi. Bir Mehmet mi bu işi başarır? Gözleri doldu ve ağlamamak için gülmeye çalıştı. Yukarıdaki diyalogda aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı aranır? A seçeneğine baktığımızda Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'ndaki rütbesi nedir sorusuna yukarıdaki paragrafımız cevap değildir arkadaşlar. B seçeneğine baktığımızda askerlik süresince öğrenilen spor dalları nelerdir sorusunun cevabı da yine yukarıdaki paragrafımız değildir değerli öğrenciler. C seçeneğine baktığımızda Atatürk'ün görev yaptığı cepheler hangileridir sorusunun cevabını da yukarıdaki paragraftan çıkarmamız mümkün değildir değerli öğrenciler. D şıkkına baktığımızda Atatürk'ün milli mücadele içindeki önemi nedir sorusunun evet bizimle paylaşılan diyalog, bizimle paylaşılan paragraf D şıkkımızın Atatürk'ün milli mücadele içindeki önemi nedir sorusunun cevabını oluşturmaktadır. Buna göre öğrencilerden hangisinin bildikleri Kütahya-Eskişehir Savaşı ile ilgili doğru bir bilgi değildir? Öğrenciler sınıfta Kütahya-Eskişehir Savaşı ile ilgili bildiklerini paylaşmaktadırlar. Öğrencilerden Doruk, düzenli ordunun son savunma savaşıdır. Fatih, savaşın seyri içinde Mustafa Kemal Ankara'da bir eğitim kongresi düzenlemiştir. Meral, savaşın sonuçları Türk ordusunun yetersizliğini açıkça ortaya koymuştur. Meltem, ordu Mustafa Kemal Paşa'nın emriyle geri çekilmiştir. Sevgili öğrenciler, olayı hatırlayacak olursanız Kütahya-Eskişehir muharebeleri ile ilgili ilk ve tek yenilgimiz ifadesini derslerimizde kullanmıştık. Kütahya-Eskişehir muharebesindeki yenilgimizden sonra Mustafa Kemal başkomutanlık yasası ile ordunun ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla meclisten 3 aylık süreyle bütün yetkileri almıştı. Çabuk karar alıp hızlı uygulayabilmek adına bunun gerekli olduğunu söylemiştik. Yani hem ordunun ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına, çabuk karar alıp hızlı uygulayabilmek adına bütün yetkileri Mustafa Kemal'in aldığını bir kez daha Kütahya-Eskişehir Savaşı sonrasında aldığını bir kez daha hatırlayalım. Yine bu savaş sonrasında ordunun Sakarya Nehri'nin doğusuna çekilme emri verildiğini de unutmayalım. Yine bu savaş yıllarında eğitime verilen önemin göstergesi olan Marif Kongresi'nin toplanmış olduğunu da unutmayalım. Tekrar sorumuza dönecek olursak, Doruk düzenli ordunun son savunma savaşıdır ifadesini kullanmış. Bu bilgiyi bizimle paylaşmış. Yanlış bir bilgidir arkadaşlar. Düzenli ordunun son savunma savaşı sizlerin de hatırlayacağı üzere Sakarya Meydan Muharebesidir.
Savaşın seyri içinde Mustafa Kemal Ankara'da bir eğitim kongresi düzenlemiştir. Evet, biraz önce de ifade ettiğimiz gibi savaş yıllarında Marif Kongresi'nin toplanmış olması eğitime verilen önemin göstergesidir. Yani Fatih'in paylaştığı bilgi doğrudur. Savaşın sonuçları Türk ordusunun yetersizliğini ortaya koymuştur. Sevgili öğrenciler, savaşı kaybetmiş olmamız, milli mücadele yıllarında ordumuzun eksiklikleri olduğunu, ihtiyaçları olduğunu gözler önüne sermiştir. Yani Meral'in paylaştığı bilgi de doğrudur diyebiliriz. Ordu Mustafa Kemal Paşa'nın emriyle geri çekilmiştir. Yine sorumuzu açıklarken ifade ettiğimiz gibi aldığımız yenilgi sonrasında daha fazla kayıp vermemek adına Mustafa Kemal Sakarya Nehri'nin doğusuna çekilme emrini vermişti ordumuza. Yani Meltem'in verdiği bilgi de doğrudur diyebiliriz. Doğru olmayan yanlış bilgi paylaşımında bulunan öğrencimiz Doruk'tur sevgili öğrenciler. Bir kez daha hatırlayacak olursak düzenli ordumuzun son savunma savaşı Sakarya Meydan Muharebesi'dir. Amasya Genelgesi'nde alınan aşağıdaki kararlardan hangisi genelgeye evrensellik özelliği katmıştır? Genelgeye evrensellik özelliği katmıştır. Değerli öğrenciler, biz Amasya Genelgesi'ni anlatırken evrensellik özelliği taşıdığını sizlerle paylaşmaktaydık. Bunu da şu cümlemize dayandırarak sizlerle paylaşıyorduk. Bizim vermiş olduğumuz milli mücadelemiz sömürgeci devletlerin baskısı altında kalan, sömürülen başka devletlere örnek teşkil etmişti. Bizim milli mücadelemizden cesaretlenerek sömürgeci devletlerin baskısı altında olan diğer devletlerde, bazı devletlerde kendi bağımsızlıklarını kazanmak için harekete geçeceklerdi. Seçeneklerimize dönecek olursak, A şıkkı, vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikededir. Bir Amasya Genelgesi maddesidir, milli mücadelenin gerekçesini teşkil etmektedir. Doğru seçeneğimiz değildir. B seçeneğine baktığımızda milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır ifadesi milli mücadelede gösterilecek olan mücadelenin yapılacak olan mücadelenin kim tarafından yapılacağını belirten bir madde olduğu için bu özelliği de diğer devletlere örnek teşkil ettiği için evrensellik özelliği taşıyan maddemizdir diyebiliriz arkadaşlar. Ulusal güçler hiçbir koşulda dağıtılmayacaktır. Doğru seçeneğimiz olamaz bizden istenilen bilgi doğrultusunda. İstanbul hükümeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirememektedir. Bu durum milletimizi yok olmuş gibi göstermektedir ifadesi de yine milli mücadelemizin gerekçesini oluşturan maddeler arasında yer almaktadır. Cevabımız değildir arkadaşlar. Mustafa Kemal Trablusgarp Savaşı'nda İtalyanlara karşı bölge halkının desteğini almış ve İtalyanlara karşı mücadeleye girişmiştir. Trablusgarp Savaşı'nda sevgili öğrenciler. Trablusgarp halkının bu tutumu fikir akımlarından hangilerine uygundur? Bize verilen öncülere baktığımız zaman birinci öncülümüz Batıcılık, ikinci öncülümüz Ümmetçilik, üçüncü öncülümüz Türkçülük. Bu fikir akımlarından bölge halkını göz önünde bulundurduğumuz zaman Ümmetçilik fikrine uygundur ifadesinde kullanabiliriz. Yani ikinci öncülümüz A seçeneği doğru cevabımızdır diyebiliriz arkadaşlar. Ankara Antlaşması ile yeni Türk Devleti'nin elde ettiği kazanımlar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Düzenli ordunun Sakarya Savaşı sonrası elde ettiği siyasi başarılardan birisi de Fransızlar ile imzalanan Ankara Antlaşması'dır. Değerli öğrenciler, hatırlayacağınız üzere Güney Cephesi'nde Fransızlarla mücadele etmiştik. Kuvayi Milliye Birlikleri burada çok güzel bir başarıya imza atmışlardı. Bölge halkı yaşadığı yeri işgalci güçlere karşı büyük bir başarı ile savunmayı başarmıştı arkadaşlar. Önemli bir zafere imza atılmıştı Güney Cephesi'nde ve Ankara Antlaşması imzalanarak Güney Cephesi kapatılmıştı ifadelerini kullanmıştık. Seçeneklerimize döndüğümüz zaman evet Güney Cephesi kapanmıştır diyebiliriz Ankara Antlaşması sonrasında. Evet İtilaf Birliği parçalanmıştır ifadesini de kullanabiliriz. Çünkü arkadaşlar Fransa bir İtilaf Devleti Ankara Antlaşması ile bizi tanır hale gelmişti. Sevr'i reddeder hale gelmişti. İtilaf Birliği arasında derin fikir ayrılıkları ortaya çıkmaya başlamıştı, görülmeye başlamıştı. C seçeneğine baktığımızda Fransa'nın TBMM'yi resmen tanıması biraz önce de ifade ettiğimiz gibi Sevr'i reddetti, Misak-ı Milli'yi tanıdı. Güney Cephesi bizim başarımızla, büyük bir zaferimizle kapanmıştı arkadaşlar.
arkadaşlar. D seçeneğine baktığımızda ulusal bağımsızlığın kesin olarak sağlanması ifadesi Ankara Antlaşması'na sadece bakılarak kullanabileceğimiz bir ifade olamaz. Doğuda Ermenilerle çok önemli bir Ermenilere karşı çok önemli bir zafer kazanıldı. Güneyde Fransızlara karşı çok önemli bir zafer kazanıldı. Batıda da mücadele devam etmekteydi. İngiltere'nin desteklediği Yunanlılarla mücadelemiz Batı cephesinde yapılmaktaydı. Ve nihayetinde büyük taarruz, başkomutanlık meydan muharebesi sonrasında Yunanlılar tamamen yurttan atılınca evet ulusal bağımsızlık kesin olarak sağlandı ifadesini sonrasında da gerçekleşen antlaşmalar doğrultusunda, askeri zaferler sonrasında gerçekleşen siyasi zaferler sonrasında da bu cümleyi daha net bir şekilde kurabiliriz arkadaşlar. Kurtuluş Savaşı'nda Batı cephesinde yapılan savaşların sırası ile ilgili proje ödevi hazırlayan Masal Duru'nun aşağıdaki seçeneklerden hangisini hazırlaması gerekir? Değerli öğrenciler, Batı cephesi savaşlarını sıralayacak olursak birinci İnönü Zaferi, İkinci İnönü Zaferi, Kütahya-Eskişehir Muharebeleri, Sakarya Meydan Muharebesi, Büyük Taarruz savaşlarını sayabiliriz. Yani saydığımız savaşların yer aldığı C şıkkı, birinci İnönü, ikinci İnönü, Kütahya-Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebesi, Büyük Taarruz savaşları, Batı cephesi savaşlarımızın kronolojik sıralamasıdır. Değerli öğrenciler, Türkiye geneli deneme sınavımızın soru çözümlerini burada sonlandırıyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşünceye kadar kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın, finalle kalın.